Lan. Polisi aradın mı? Tamam. Gece saat 4 civarı, 4'e doğru uykum kaçtı. Balkonda sigara içiyordum. O anda dışarıdan bir patırtı sesi geldi. Bir cam patlama sesi geldi. Camdan baktığımda lüks aracın camını kırdıklarını gördüm. 3 kişi gördüm. Birisi içeri girdi hemen anında. Lan diye bağırdım. Baktım şey yapmıyorlar. Sesli küfür ettim. Küfürlü konuştum. Kaçacak gibi oldu, kaçmadılar. Sonra burada patatesler vardı. Hani, ne yapayım dedim. Patates vardı. Patates attım. Baktım onlar da bana bir tanesi taş atıyor. İçeri giren devam ediyor. Halen işini yapmaya kacırt bucurt sesleri geliyor. Yani sökmeye devam ediyor. Ondan sonra bir tanesi sürekli bana taş atıyor. Ben patates atıyorum. O taş atıyor böyle karşılıklı. Taş atıyorlar, geri çekiliyorum. En son söktüler. Dışarıdakine verdi. Zaten görüntülerde de gözüküyor. Bir araçlarına binerlerken de en son bir tane büyük bir taş attık yani kamera şeyini almayayım. Görüntü çektiğim için plakası çıkmasın diye herhalde. Hı hı. Tabii o taş atınca ben kendimi geri çekiyordum. O sırada da araç çıktı. Yakınlaştırmış olduğum için plakası net çıkmadı. Daha sonra polisi aradım. Polis geldi. Araç sahibini çağırdı. Geldi. Peki hırsızlarla bu yaşadığınız olay anında neler hissettiniz? Korku var mıydı? Bir şey var mıydı? Hani mesela internette çok kişi yazmış polisi arasaydın, bağırsaydın falan. O anda adrenalin yükseldiği için ne yapacağını bilmiyorsun tam olarak yani. O anda aklıma o geldi. O şekilde mücadele edebildim. Vurdu mu iyi vuruyor. Kaza verdi mi de iyi veriyor yani. O gün ben görevdeydim, çalışıyordum sabahleyin geldiğim için. Burada bir hırsızlık olayı olmuş. Gece saat 4 sularında. Yanılmıyorsam 3 kişi, birisi camı kırıyor, birisi araçta oturuyor, diğeri de yolun içine kolaçan ediyor. Zaten olay çok kısa sürüyor, 2 dakika falan sürüyor. Yukarıda oturan bir abimiz var, komşumuz, Reşat diye bir arkadaşımız. Olayı görüyor ama müdahale edemiyor haliyle. Onlar tepkisini gösteriyor işte patatesle, soğanla falan. Bunlar tekrar buradan kaldırıp kaldırıp taşıda ona fırlatıyorlar.